Atletizm Ansiklopedisi'nde eski şampiyonlarımızdan Sayın Cengiz Akıncı ile beraberiz. Vasfi Özçelik soruyor, eski şampiyon ve rekortmen Cengiz Akıncı yanıtlıyor. Sayfalarımızı çeviriyoruz. Cengiz abi, Türk atletizmin önemli isimlerinden biri olduğunuzu biliyoruz. Spora nerede, ne zaman, nasıl başladınız? Kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle bu zamanı bana ayırdığınız ve de bunun inşallah atletizm hayatındaki kilometre taşların başlangıcından bir tanesi olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Şimdi şu gördüğünüz iki tane kupa var. Bu kupalar benim hayatımın kilometre taşları ve hayatıma yön veren bambaşka bir yoldur. Yolu çizdi bu kupalar. Bu kupalar nasıl geldi? Atletizm sahasında yapılmakta olan Ankara şampiyonası start verildiğinde o tabancaların patlama sesiyle biz mahalle takımı olarak, futbol takımı olarak, ben de yedek kalecisi o mahalle takımının, oraya geldiğimizde maç iptal edildiği için gidip atletizm seyretmek istedik. Ve ben tribünde atletizmi izlerken aşağıda koşu için hazırlanan ki 600 metre yıldızlar Ankara birinciliğiydi o. 25-30 tane rakip veyahut da yarışmacı diyeyim. Onların pırıl pırıl kıyafetler içerisinde ayaklarında Adidas'lar ve de Puma'lar pırıl pırıl bir şekilde yarışa hazırlanmak için son aşamaya geldiklerini gördüm. Burada yer almak istedim, koşmak istedim. Mahalledeki büyük abiler benimle dalga geçtiler. Dediler ki ya bak nasıl yarış atı gibiler, sen nasılsın daha onların yanında, çok tıfıl kalıyorsun. Gururuma dokundu. 600 metrenin başlangıcına gittiğim zaman da beni doktor raporu veyahut da lisansım olmadığı için almak istemediler yarışa, haklı olarak. Ki Günay Gültekin abiydi, o starterdi orada. Ben tutturdum. O sırada bir subay geldi yazlık üniforması içerisinde ve ben o kişiyi tanımıyorum tabii, ilk defa gelmişim oraya. Ne oluyor Gültekin burada dedi. Ya dedi, bir tanesi geldi başıma musallat oldu, illaki koşacağım diyor. O subay bana döndü ve dedi ki ya senin doktor raporun var mı? Yok. Lisansın yok. Nasıl yarıştıracağız biz seni? Ben dedim ki ne olursunuz yarıştırın. Bunun üstüne Gültekin abiye döndü ki bu kişi Emil Zatopek'i geçmiş olan Abdullah Kökpınar'mış. Bir yüzbaşı. Bırak dedi, koşsun bakalım dedi, görsün dedi Hanyayla Konya'ya ne olacak. Ve ben yarışa girdim. En arkadan gidiyorum. Ne zaman ki eski atletizm sahasında birinci kulvarı dönecekken orada kenarda tahta perdenin dibine oturmuş kendi yarışlarını bekleyen Cahit Önel ve Ekrem Koçak bizlere baktılar ve birdenbire bir ses çıktı. Kimden çıktı bu ses? Ekrem Koçak'tan. Ya dedi, şunlara bak dedi, sütçü beygiri gibi ne biçim koşuyorlar ya dedi. Ya oğlum ne biçim gençsiniz dedi. Biraz dedi hareket etseniz de böyle tempo mu olur dedi. O ses kulaklarımda çınladı. Sanki bir şey verdi bana. Bir adrenalin şeyi mi verdi nedir? Çıktım aralarından. Harmanladım hepsini. Öne geçtim. Başladım tek başıma koşmaya. Çılgınlar gibi koşuyorum. Yarışın 200 metresi bitti. Bir tur daha döneceğim. 300. metresi biterken 300 metrenin bu start yerinde o yüzbaşı birdenbire tekrar kafasındaki şapkayı rüzgardan düşmesin diye tutarak bana doğru koştu. Arkana bakma, yürü dedi. Yürü, arkana bakma. Bu beni biraz daha iteledi. Doping oldu sanki. Ve ben devam ediyorum ama arkamı da çok merak ediyorum. Ne zaman yakalayacaklar beni, ne yapacaklar? Hepsi antrenmanlar. Ben öyle bir şey değilim. Ayağımda 37 numara ayağım, 43 numara bir top ayakkabısı ucuna gazete kağıtları doldurulmuş. Üstümde bir siyah jimnastik spor saatinin de kullanılan bir şort, alelusuz bir şort. Böyle rezalet bir durum. Ben geldim, ilk 400 metreyi bitirdim. Artık son viraja doğru çıkarken diagonale doğru koşarak yüzbaşının tekrar bana doğru geldiğini gördüm.
tekrar şapkasını tutuyor. Benden fazla heyecanlı gibi sanki, bakma arkana diyorum sana, yürü, yürü dedi. Yürüdüm. Yürüdüm ve geldim, ipi gösterdim. İnanılmaz bir şey oldu birdenbire. Ya dedim, ben birinci oldum. Ve de beni orada tiye alan mahalledeki büyük abilerin hepsinden tıs diye hiçbir ses çıkmamaya başladı. Türbinlerde de ses çıkmıyor. Çünkü Charles Chaplin'e benziyorum. Ayağımda 37 numara ayağımda böyle koca koca ayakkabılar. Üstümde böyle kanarya sarısı bir balıkçı yaka, yanı günü eprimiş bir şekilde. Beni yani böyle çok komik bir durumdayım aslında. Birisi koşarak yanıma geldi, bir kadın. Ve de bana baktı, gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Sen birinci oldun dedi. Gel buraya dedi çabuk. Bu insan Balkan şampiyonu 800 metreci Gülçıray. Hayatımdaki kilometre taşlarından bir tanesi daha ortaya çıktı. Hemen benim üstüme Ankara gücü eşofmanı geçirdi. Burada bu resimde görüyorsunuz zaten. Ankara gücü eşofmanı geçirdi. Oradan koşturdular, bana bir tane de eşofman altı buldular. Gayet bol bir eşofman altı. Ama ayağımdaki ayakkabılar görüyorsunuz. Charles Chaplin gibi böyle 43 numara ayakkabıyla ben kürsüye çıktım. Kürsüde bana madalyayı Ankara valisi o zamanın Sayın Kemal Aygün taktı. Kemal Aygün taktı. Düşünün ki o kadar önemli bir şey ki bu. Kemal Aygün bir vali ve gelip bir atletizm yarışında madalya takan ve spora verilen önemi tamamıyla aksettiren bir bürokrat olarak bunu yaptı. Bu çok önemli bir şeydi ve arkasından bunun devamında da başka bir şey oldu. Ne zaman ki aradan bir sene geçti ve ben artık yolumu almaya başlamıştım ki liseler Türkiye Şampiyonası Ankara'da oldu. Bu Ankara'da Türkiye Şampiyonası olduğu zamanda da ben 400 metre engelli ki daha yeni koşmaya başlamıştım. Rahmetli ve sayın Cemal Bey, Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanımız bizi şeref kürsüsüne davet edip madalyalarımızı aktı. Eskiden büyükler böyle insanlardı. Büyükler böyle insanlardı, spora değer veriyorlardı. Spora verdikleri değeri de mesaj olarak topluma kabul ettirmek açısından da bunlar hep imaj olarak ortaya çıkıyordu. Arkasından ne oldu? Arkasından bizim vazgeçilmez insanlarımız oldu. Mesela bir tanesi söyleyeyim, İsmet Sezgin. İsmet Sezgin bizim abimizdi. Ve İsmet Sezgin'e biz gidip abi diyorduk, sayın bakanım demiyorduk. O da gel buraya diyordu. Alıyordu bizi koltuğunun altına alıyordu İsmet Sezgin ve ne var bakalım söyle diyordu. İsmet Sezgin yıllar sonra benim oğlumun Bilkent'te yapılan düğününde tuttu, benim oğlumun nikah şahidi oldu bir de üstelik. Ve geldi, oraya kadar da geldi bu insan. Bu insanlar bizim için vazgeçilmez, çok değerli insanlardı. Bunlar Türkiye'nin spor açısından olmazsa olmaz insanlarıydı. Ama ondan sonra maalesef işte şairin dediği gibi... Cengiz abi, evet. Türk atletizm çok önemli isimleri var. Hı hı. Çok büyük katkı olmuş. Evet. Büyük abilerimizle. Evet. Yollarınız bir şekilde kesişti. Kesişti, doğru. Bunların bir kısmı yöneticimiz oldu, bir kısmı federasyon başkanı oldu, bir kısmı milli takımda arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Bunlardan bazılarını ben size soracağım. Unutulmaz anılarınız var. Bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Tabii. Örneğin İsmail Hakkı Güngör. İsmail Hakkı Güngör, o size bahsettiğim Türkiye'deki sporun olmazsa olmaz kilometre taşlarından bir tanesiydi. O tatlı, yumuşak, tebessüm eden yüzüyle sahaya gelir. Kırmadan, etmeden herkesi onore ederek ve inanın şu anda bunları söylerken çok duygulanıyorum. Çünkü o insanlar çok çok rahmet isteyen ve çok spora hizmet etmiş, spora çok fazla emekleri geçmiş insanlardı. Ben tutup da artık yurt dışına kendi tahsilimle ilgili olarak daha aşamalı bir şekilde giderken İsmail Hakkı Güngör yüzüme bakıp şunu söylemişti. Ya
Çocuğum, her biriniz kaçıp gidiyorsunuz da iyi tahsil almış çocuklar, daha iyi memlekete hizmet etmek için iyi tahsil almış çocuklar kendilerini geliştirmeye gidiyorlar. Tamam, saygı duyuyorum ama ya sizler gide gide biz bunları kime emanet edeceğiz dedi. Bu çok önemli bir mesajdı aslında. Aslında Türk sporunun kaybettiği koşullardan bir tanesi bu gibi insanlardan bizlerin bayrağı teslim alacak şekliyle bir oluşumun ortaya tam anlamıyla planlı programları programlı olarak koyulmasıydı ki o koyulma sonucunda da sanıyorum Türkiye sadece böyle spor gibi bir boyutta değil diğer boyutlarda da yüksek atlardı. Abi Cengiz Fırat diye soruyorum federasyon başkanlarımızdan. Abimiz yine pırıl pırıl, şık, yakışıklı, karizması olan ve federasyon binasında kendi banka yüksek şeyinden sonra yöneticilik kademesinden ayrılıp her öğlenden sonra belirli bir saatte atletizm sahasına gelip federasyon atletizm sahasının içindeki binadaydı ki o bina hala duruyor Nail Moran tesislerinin içerisinde. Onun balkonundan hepimizi izleyen bir insandı. Ve bize her seferinde, Cerfi Fırat'la olsun, Nail Moran olsun, her seferinde bize tutup, oğlum bir şeye ihtiyacınız var mı? Oğlum ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Halimizi, hatırımızı sorup bizimle beraber devamlı olarak ilgili bir takım şeyleri münakaşa eden insanlardı. Dur, sus, bak, bilmiyorsun diyen bir halleri yoktu onların. Bir konsensüs oluşturuyorlardı ve kendi bildiklerini de bir tevazu içerisinde bize anlatıyorlardı. Abi Abdullah Kökpınar, federasyon başkanlarımızla. Unutulmazdır. Abdullah abi ne zamanki o kafın başındaki o şapkayı uçura uçura diagonallere koşup da benim oradaki birinci gelmemi sağlayan ana insan ve arkama bakmamama, dizlerimi kaldırmama ki ondan öğrendim ben bunları ilk başta insan. Ben Abdullah Kökpınar'ı sonradan tanıyıp da Emil Zatopek'in kim olduğunu, Abdullah Kökpınar'ın 5000 metreye kaçlarda koştuğunu ve nasıl büyük bir atlet olduğunu o kendisini hiç anlatmadı. Biz bu tevazuyu belki bazı zamanlarda gösteremedik ama O hep tevazu içerisindeydi. Benim ilk antrenörümdür ve benim hamuruma ilk defa o kuvveti, o adrenaliği, o yürekliliği koyan insandır ve beni belirli bir süre aldı ve de götürdü. Nereye kadar götürdü? Ben artık engelli koşmak istediğim için teknik branş olduğundan dolayı Abdullah Kökpınar orada yine bu tevazusu içerisinde hadi bakalım hayat yolun açık olsun diye beni Fahir abi teslim etti. Nuri Turan diye sorsam. Evet. Ne dersiniz? Atletizmin olmazsa olmazlarındandır. Sadece atletizm olarak bahsetmiyorum Nuri abiden ben. Abi diyorum ben ona. Çünkü neden biliyor musunuz? Nuri Turan ya kutsanmış bir insandı. Sahanın içerisindeki her şeyle meşgul ve herkese kucak açan ama sert mizaçlı, kimseyi futbol oynaması konusunda kırmadan etmeden ikna etmeye çalışan, sigaraya karşı korkunç bir alerjisi olan bir insandı. Ve Nuri abi, biz bir gün Sinan Özışık'la, Ahmet Yakacık'la, Erol Alaçan'la, yani bizim çağımızdaki çocuklar sahada top oynuyorduk ve de Nuri abinin geldiğini görmedik. Nuri abi o zaman daha yarbaydı sanıyorum. 60'lı yılların başlarına yakın bir zamandan bahsediyorum. Nuri abi geldi, topu gördü. Getirin o topu buraya dedi. Sinan her zamanki muzipliğinde tuttu dedi ki topu patlatacak galiba dedi. Nasıl patlatacak dedi. Verin o topu dedi. Aldı topu. Koydu. Bu topla mı oynuyorsunuz dedi. Evet bu topla oynuyoruz deyince dedi ki Sinan her zaman böyle kenardan fısıldar insanlara. Sinan dedi ki ya dedi şimdi dedi bak dedi topun üstüne basacak düşecek dedi. Veya ayağını dedi sakatlayacak dedi ama öyle olmadı. Nuri abi ayağını kaldırıp topun üstüne bir bastı. Top bam diye patlayınca bizim hepimiz çil yavrusu gibi Nuri abinin görünme şeyinin o odanın dışına çıktık. Abi Gürkan Çevik.
Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Başka pardon burada Nur abi için söyleyeceğim. Nur abi Türk sporunun en olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Nur abi Cemal Kamacıları, İsmail Akçayları, Hüseyin Ahmet Ayıkları. Yani sadece şey değil, güreş ve boksta da çok büyük hizmetleri geçmiş bir insandır. Çok fazla Türk sporunda adını bırakmış diğer spor branşlarındaki insanların da abisidir, büyüğüdür. Gürkan Çevik. Gürkan Çevik. Şöyle anlatayım. Harika yakışıklı bir adam. Çok uzun boylu değil. Ancak ne var ki Gürkan Çevik 1.78-1.80 boylarında. Ben Gürkan Çevik'i ilk atletizme başladığım zaman onun Deniz Lisesi'nde okuduğunu hatırlıyorum. Ve Gürkan Çevik 50 saniyeler koşuyordu. Ne zaman koşuyordu bunu? 18 yaşlarında falan koşuyordu. Gürkan Çevik bizimle beraber büyüdü. Deniz Harp Okulu'na girdi. Deniz Harp Okulu'na girdi ikinci sınıfındayken Gürkan Çevik inanılmaz bir şey yaptı. 400 metreyi 1963-64 yıllarında 400 metreyi 47.6 koştu. Dünyada sayılan derecelerden bir tanesiydi. Ve de Amerika'da Otis Davis'i bir yana bırakırsak ki 44.9'du o zaman dünya rekoru, Avrupa için söylediğimde 47.6 her yerde yarış kazanacak, iş yapacak bir dereceydi. Ve Gürkan Çevik ondan sonra Avrupa 400 metre karmasına seçildi. Bu çok büyük bir şeydi, muazzam bir şeydi. Ve Avrupa atletizm karmasıyla da gittiği Avrupa Milletler Kupası'nda bayrak yarışında 3. adam olarak koştu ve bayrağı kazanılması konusunda da takımın bayrağı kazanması konusunda da en büyük katkıda bulundu. Peki abi, Fahir Özgüler. Benim canım abim çok emeği geçti. Onun hakkını ödeyemem. Ve o çalıştığı yerden öğlenleri yemek yemeyip gelip, oğlum idmanlarımızı öğlen yapacağız, başka çaresi yok. Ben de üniversiteden geliyordum. Saat 12'de biz idmana çıkıyorduk. Nerede çıkıyorduk? 19 Mayıs Stadyumu'nun içinde. Kapılar kapanıyordu ve orada beni mahvediyordu. İnanılmaz şeyler koşturuyordu bana. Öleceğimi zannediyordum artık. Yeter diyordum Fahir abiye. Bunları böyle yapmazsan bu olmaz diyordu. Acı çekeceksin. Spor acı. No pain no gain diyordu. Yani. Ve ne oldu biliyor musunuz? Fahir abi o kadar da yüce gönüllü bir insandı ki kendi rekorunu bana kırdırmak için göbeğe çatladı. Ve de unutamayacağım en önemli hadisesi şudur. Türkiye-İran atletizm müsabakası yapılıyor. Ve müsabakalar Bursa'da yapılıyor. İkinci adam Mehmet Geçer sakatlandı. Dediler ki hiç hazırlıklı falan değil Fahir abi. Şerif abi rica etti. Dedi ki Fahir sen koşacaksın dedi. Abi falan. Ya koşacaksın dedi. Başka çaresi yok. Benim başımdan aşağı bir kaynar su geçti. Yahu ben hocam, abim, rekortmen, rekorun sahibi 52.9 daha koşamamışım. 53.1 koştum o zamana kadar. Ve ne yapacağım ben? Karabasanlar ama pazar günü sabahleyin biz gittik. Sabah idmanını yaptık. Hafif bir böyle warm up yaptık. Öğlenden sonra yarış. Yahu kulvara oturdum. Arkamda Fahir abi var. Onun arkasında İranlı var. Benim önümde bir İranlı var. İkişer kişi koşuluyor. Sona kadar geldik. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Yani Fahir abiye saygısızlık etmek istemiyorum. Yediremiyorum kendime de. O terbiyesini yapmak istemiyorum. Biz böyle bir kültürün içinde yoğrulduk. Sporun da kendine göre bir terbiyesi ve yoğrulması vardı. Hiç kimse gibi artık ayaklarımızı böyle başkalarının ağzına kadar oturup şey yapmıyorduk yani. Aman relax olayım falan demiyorduk yani. Abilerimize karşı sonsuz bir saygılarımız vardı, saygımız vardı. İşte önce ekmekler bozuldu zaten. Ve ne oldu biliyor musunuz? Son engeli atladık. Fahir abi beni bekliyor, ben Fahir abiyi bekliyorum. Fahir abi beni geçmiyor. Ya çıldıracağım. İranlılar geldiler. İranlılar geldiler. Artık ipe geldik, son 10 metre gitmiyor adam. Gitmiyor ve ne oldu biliyor musunuz?
Artık İranlılar geldiler ensemize, geçecekler herifler. Mecburen ben kendimi ipe attım. Çünkü puanlı bir atletizm yarışmasıydı. Fahir abi arkadan İranlılar geldiler, geçtiler. Fahir abi üçüncü oldu. Bu unutamayacağım bir şeydir. Geçmedi beni. Ve ondan sonra da bir fırça yedim ben ondan. Dedi ki, ya dedi biz seni dedi yarış kazanmak için eğittik bu kadar dedi. Bu nedir ya dedi. Ben bile olsam geçeceksin kardeşim dedi. Fahir abi böyle bir insandı yani. Yine bir efsane isim. Orhan Altan. Orhan abi. Deli dolu. Dünya tatlısı. Devamlı verici. Kendisine hiçbir zaman öne çıkarmayan ama şakacı tavırlarıyla da böyle biraz da böyle kendini beğenirmiş gibi gösteren bir insan. Ama onun en büyük ayracı, ben size söyleyeyim, İnal Magnet'ti. İnal abi onu mahvediyordu. Orhan abi atletizme çok değer verdi, emek verdi. Hala onun finanse ettiği aletlerle bir ağırlık merkezi var şeyin içerisinde, atletizm sahasının içerisinde. Ve bakımsız maalesef. Neden bakımsız? Çünkü hiç kimse elini veyahut da kolunu taşın altına sokmuyor. İnal abi Orhan abi çıldırtıyordu. Yapmadığı şaka kalmıyordu. O da ona çok sinirleniyordu. Ama hiçbir zaman kendilerine bu şakacı şeyin içerisinde, esprilerin içerisinde kırıcı bir şekilde rencide etmiyorlardı. Gülçiray, Türk atletizmin efsane bayan atletlerinden. Gülçiray ayrı bir olaydı. Gülçiray ne zaman bizden bir kuşak önce Çetin Şahinerler, Fevzi Pakeller, Mustafa Kıyıcılar, Şükrü Sabanlar Fahir abiler, Fahir Özgüdenlerin olduğu zamanda Gülçiray da kadın takımındaydı ve Balkan şampiyonu bir insandı. Onun rekorları yıllarca kırılamadı. Gülçiray sadece atletizmde bir olay değildi o. Atletizmde insan olarak bir olaydı ayrıca. Zaten bu ikisini kendisi içine sığdırabildiği için çok daha güzel dereceler koştu. Zaten başlangıçta da söyledim. Üstündeki eşofmanı çıkartıp ilk yarışta gözleri içerisinde benim sırtıma geçiren insandı Gülhan'la. Abi yine dağarcığınız çok geniş. Cengiz abi, Edip Özbay'a abimiz hakkında bilgilendirebilir misiniz bizi? Tabii. Edip Özbayar ayrı bir olaydı. Edip Özbayar atletizm sahasının janti abisiydi. Pırıl pırıl, bıçak gibi ütülü pantolonlar, gri, lacivert, metal düğmeli kruvaze ceketler. İçinde beyaz kolalı pırıl pırıl gömlekler ve üçgen bağlanmış küçük düğümlü kravatları ve gibi olmazsa olmaz kol düğmeleriyle ve o güler yüzüyle sahaya gelir, herkese ilgilenir. O tebessüm bitmeyen bir mecradan geliyor galiba. Onun bir defa sinirlenmiş veyahut da tutup da asık suratlı bir halini hiçbir zaman hatırlayamıyorum. Çünkü yoktu öyle bir şey. Geldi kafile başkanı veyahut da kafiledeki idareci olduğu süreçlerde de Edip abi yine o pırıl pırıl haline dolaşırdı. Ve Edip abinden mesela bende ve benim kuşağımda Taner Demir olsun, Erol Alaçam olsun, Ahmet Yakacıklı olsun. Böyle arkadaşlarım, Edip abiden biz giyim kuşam tarzını öğrendik. Yani o bizim o konulardaki ilerlememiz sağladı aynı zamanda. Ve de çok iyi bir yöneticiydi. Hiçbir zaman kırmadan etmeden anlatacağı bir şey varsa ve de onu biraz sertlikle söylemek gerekiyorsa hayır. O sertlikle söylenmeyecek sözcükleri fakat iz bırakacak sözcükleri seçip o şekilde bize empoze edebiliyordu ve biz de çok iyi anlayabiliyorduk. Abi iki tane isim soracağım. Türk evet. Basının ve sporun çok önemli isimleri. Evet. Hınca Uç, Kurtan Fişek. Ne dersiniz? Çok şey derim. Ama kısa keseceğim. Öncelikle Kurtan'a girmeden önce ben Hıncal abiyi söyleyeyim. Hıncal abi böyle bir adam değildi aslında. Hıncal abi çok özverili. Hıncal abi pırıl pırıl. Ve de atletizme karşı çok duyarlı.
Ben atletizm yapmaya başladığım zaman Öncü gazetesinde spor muhabiri olan ve sonradan da Öncü gazetesinin spor işlerini tümüyle yöneten bir idareci oldu. Ve de o kadar sıkı fıkı bir atletizm ilişkisi oldu ki onun kafasındaki olaylarla tamamıyla örtüştü. Ve bu örtüşmenin içine de bir anda Kurtan da girdi. Kurtan Fişek girdi. Kurtan Fişek o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yeni başlamıştı. Hıncal abi ya inanılmaz bir şey antrenmanları gelip takip ediyordu. Antrenmanları takip ederken de şunu yapıyordu. Bizim için yorumlar getirecek şekliyle haberler yapıyordu. Hafta sonları yapılan bütün yarışmalarda bizim fotoğraflarımız çekiliyordu. Burada gösterebilirim sizlere. Mesela bakın şurada gördüğünüz bütün şeyler, resimler Hıncal abi ve ekibiyle Kurtan Fişek tarafından çekilmiş resimlerdir. Bunların hepsi, şu gördüklerinizin hepsi Hıncal abinin ortaya koyduğu resimlerdir. Ve biz o zaman pazartesi sabahları veya pazar sabahları Öncü gazetesini alıp Öncü gazetesinden bunu takip ediyorduk. Ve şu oldu, inanamayacaksınız. Bu Öncü gazetesindeki haberleri o kadar güzel bir yani böyle bezemiş olarak, bir takım mantıkla da bezemiş olarak öylesine veriyordu ki bizim sonradan antrenmanlarımızı seyretmeye gelen izleyicilerimiz oldu özel olarak. Özel olarak işinden çıkan, o saatlerde atletizm sahasına gelen bizim antrenmanlarımızı ve inanılmaz bir şekilde de her şeylerimizi, söyleyeyim müsabakalarımızı, hatta bazen çok önemli müsabakalarımızda gelip seyahat edip de bizim antrenman ve müsabakalarımızı seyreden insanlarımız oldu. Hıncal abi böylesine bir katkıda bulundu. Bu yorumlar bizi iteleyici bir güç oldu her zaman için ve bizi gazeteye çağırıyordu. Gazetede de konuşuyorduk kendisiyle. Bir takım mesajlar da veriyordu orada. Arkasından Kurtan daha da büyüttü kendini. Kurtan inanılmaz derecede zaten normal olarak edebiyat tarafı ve ifade tarafı, kalemle ifade tarafı çok yoğun bir insandı. Kendini iyi yetiştirmişti ve Kurtan da aldı götürdü. Ve de Kurtan 19 Mayıs Spor Akademisi'nin başkanı olduğu yıllarda da aynı zamanda Atletizm Federasyonu başkanlığı da yaptı. İlk davet ettiği insanlardan bir tanesi de, federasyon üyeliğine davet ettiği insanlardan bir tanesi de bendim. Ama benle beraber kimler vardı? Efsane kurulda kimler vardı abi? Efsane kurulda kimler vardı? Ben şöyle söylemek istiyorum. Önce beni davet etti. Buraya gel dedi, görev alacaksın dedi. Bana gelir de alır mısın falan diye de sormadı. Gel elini taşın altına sok anlamında. Aşkın abi, Merdol Gerçin, Erol Alaça, Ersin İstanbulluoğlu. Bunlar neydi o zaman? Bunların hepsi üniversitelerini bitirmiş, birer baltaya sap olmuş, kendilerini hala geliştirmekte olan insanlar, mürekkep yalamış. Ama öteki taraftan da tutup atletizme kol kanat germiş, atletizmin acısını çekmiş insanlar olarak gelin buraya dedi, hep beraber bir grup oluşturacağız. Ve bu grup dedi, çok şeyler yapmamız gereken bu grup dedi. Ama Türkiye'de politik tandanslar çok güzel dans ettiği için bunların bir sürüsü maalesef olamadı. Abi onlarca, belki yüzlerce anınız var. Ama bizim tespit ettiğimiz unutulmaz bir anınız var. Hı hı. Bir milli müsabakada 17 yıldır kırılamayan, evet, yüksek atlama rekoru, evet, Nurullah Candan abimiz kırıyor. Evet. Sizde egaleniz var. 17 yıl sonra. Evet. Bu anı bizim için çok önemli. Sizin ağzınızdan duymak, evet, isteriz lütfen. Evet. Çok güzel bir şeydi. Ben onun şeyini de getireyim size burada. Madalyaların arasında. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Yani bir anıdır bu. Madrid'de özel olarak verildi. Bunun bir tanesinde mutlaka şeyde var. Söyleyeyim yani. Nurullah'ta var. 1971 senesi Dünya Üniversiteler Şampiyonası
Madrid'de yapılıyor. Ben 400 metre engellide, Nurullah da yüksek atlamada katıldık. Nurullah o sırada 2 metre civarına atlıyordu. Türkiye rekoru da 2 metre 2 santimle Çetin abiye aitti, Çetin Şahiner'e. Ama bunun yanı sıra benim de 53.1'leri, 53.2'leri defalarca koştum. Fahir abinin rekoru var. 52.9. 2 salise için ben ayda 600 kilometre koşu idmanı, haftada 45 ton halter yaptım. Ve günde 3 idman yaptım. Ve de bu şekliyle hazırlanmama rağmen hala rekoru kırabilmiş değilim. Ve bu iki rekorda biri 15, biri 16, biri 17 senelik rekorlar. Finale kaldım. Finalde de o sırada Nurullah yüksek atlıyor. Nurullah 2 metre 1 santim atladı. Çıta 2 metre 5 santime yükseldi. Ama miş demem lazım. Çünkü o sırada ben onu takip edemiyorum. Heyecandan gebermek üzereyim. Finalde yarışıyorum. 4. kulvardayım. 8 kulvarlı Valdermoso stadında. Ve Valdermoso stadında 25 bin kişilik tribün ağzına kadar İspanyollar gelmişler, atletizm seyrediyorlar. 25 bin kişi İspanya'da atletizm seyrediyor. Ve şöyle oldu. Benim önümdeki atletler 3 defa fotopar yaptılar. Düşündüm. Dedim ki bunlar fotopar yaptılar. O zaman birinci fotopardan sonra ikinci fotopar hakkı yok. İkinci fotopar yapan diskalifiye oluyor. Bunlar dedim çağını açar bekleyecekler yani. O zaman dedim ben baştan saldırayım bir gideyim de arkasından da tutup nereye kadar gidersem. Çünkü çok kuvvetli rakipler bunlar. 51 saniyelik adamlar. Tabanca patladı. Tabii ben fırladım. Düşündüğüm gibi oldu. Onlar biraz tereddütle bekleme durumunda kaldılar. Fotoğraf yapıp elenmemek için, skalfi olmamak için. Ben ikinci engel, üçüncü engel, dördüncü engel, beşinci engel. Engeller artık birbirine yaklaşmaya başladı. Altıncı engel, yedinci engel çıldıracağım. Bakmak istiyorum sağma soluma. Kim gelecek diyor. Hep bekliyorum. Kim gelecek? Önümdekilerle çünkü kafa kelle gidiyorum. Önümdekiler kayboldular. Ve 8. engeli atladım. Engeller artık iyice birbirlerine yaklaştı. 9. engel. 9. engelde gözümün ucuyla ayak uçlarını gördüm. Çivili ayak hatlarını gördüm insanların. 10. engele geldik. 10. engelde ayaklarını gördüm. Biz 3 kişiye kapıştık, geldik, ipi geçtik. İpi geçtik, bir şey oldu yalnız. Nurullah oradan koşmaya başladı bana doğru. Nurullah koşunca ne oluyor diye ben, şey olmuş. Demiş ki kendi içinden son hakkına geliyor 2 metre 5 santimde Türkiye rekoru. Diyor ki ya diyor Cengiz galiba Türkiye rekoruna geliyor diyor. Anasını satayım diyor. Biraz kendine bu şeylerle adrenalin daha fazla yüklemiş galiba. 2 metre 5 santime atlamış. Zaten 8. engele doğru falan gelirken hoo diye bir ses çıktı tribünlerden. Ne olduğunu anlamadım. Ama ikimizin de üstünde bantlı ay yıldızlı şey var. Atlet var. Formalar var. Ondan sonraki aşamada şu oldu, dedi ki, oğlum galiba rekoru kırdın sen dedi. Ama Nurullah zaten kapı gibi adam olduğu için ben onun üstüne atladım. Bütün muhabirler, spor muhabirleri, fotoğrafçılar, herkes etrafını çat 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 ve şu oldu, bakın. 1971 senesindeki insanların atletizm bilincinden bahsediyorum. İşte bu bilinç olmadan bir takım şeyler maalesef yerine oturamıyor. Kişisel olarak değil bunlar. Normal, sorunsal şeylerin normal kalıpları içerisinde standartize edilmiş olarak profesyonel bir anlamda örtüşmesi gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Tabii bu da deve hikayesi oluyor. Nerem eğri, Nerem doğru ki hikayesi oluyor. Normal ve bir anda bir anons oldu. Dediler ki anonsta Türkiye'den iki atlet 400 metre engelli ve yüksek atlama branşlarındaki rekorları yıllarca sonra olan bir şeyle çabayla kırdılar dediler. Ve bu gazetelere bile geçti. Abi zaman ayırdınız. Çok keyif aldığımız bir sohbet oldu.
yeni nesillere unutamayacağı anlar anlattınız. Umarım aynı keyfi siz de almışsınızdır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben de size. Yalnız söyleyeceğim son bir laf var. Siz çok büyük bir özveri içerisinde bunları bir biblioteke çekme durumunda çok gayret sarf ediyorsunuz. Bu hiçbir zaman yatsınmayacak bir şeydir. Ve de şunu söylemek istiyorum. Bu tip konuşmaları karşı karşıya gelip canlı bir şekilde bizlerin ağzından duyacak bir edayla, artık buna kim sahip olacaksa ben adını getirmek istemiyorum. Onların adı belli çünkü. Bunların mutlaka ve mutlaka zaman zaman bir buluşma adı altında gelip bunların hepsinin bir harmanlanarak yeni atletlerle eski atletlerin eski atletlerinde drive etmesi için, yani güdülendirmesi için, öne sürmesi için yeni nesli birlikte hareket etmesi gerektiğini biliyorum. Biliyorsunuz bunlar uluslararası platformda çok önemli şeylerdir. Özellikle Amerika'da bunlar için özel programlar yapılır ve o insanlar davet edilir. O insanlar 40-50 bin kişi tarafından alkışlanır ve o insanın devamındaki yeni nesilleri de onlarla buluşturulur. Bunlar çok eksik kalıyor. Bunları mutlaka bir dikkate alınıp hayata geçirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Atletizm Ansiklopedisi'nin yeni sayfalarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.